kişi olarak bilim kurgudan çok ilham aldım. Yani küçüklüğüm 8 yaşından beri izlediğim bir film olan Bıçak Sırtı beraber hep bu aslında sinemanın e, hayal gücümüzü, kapasitemizi artıran, düşündüren bir yöntem olduğunu hep farkındaydım. Fakat bu kadar da aslında dokunabilip bu algoritmalara değişim, dönüşüm yapılabileceğine farkına değilim. Bu 2015 yılındaki işte ilk Google'ın bu e, Deep Dream isimli bir algoritması yanlışlıkla bir e, mühendisin paylaşımıyla halka açılıyor. Evet. Ve bir anda muazzam bir ilgiyle milyonlarca insanın paylaştığı e, garip imajların yayılmasına dön e, dönüşüyor ve sonra bu algoritma de çok güzel bir haberle bedava ücretsiz bir şekilde herkesle paylaşılıyor. Evet. Bu dönüşüm başlayınca ben de tam o dönemlerde aslında o ekibin yani bunu yanlışlıkla paylaşan kişilerle çalışma fırsatı buldum. Çok güzel. Bu orada hakikaten şunu çok e, yani şöyle bir şey oluyor yani makinanın bizler gibi öğrenebilme kapasitesi olduğunu matematiksel olarak anlayabildiğiniz zaman tabii ki bir canlı olarak bakmak değil ama hayal gücünüzü hakikaten başka bir yere götürebiliyor. Dolayısıyla biz hayatı anlamamız ne kadar hani hatıralarımız, rüyalarımız, duygularımız bizi biz yapan öğeler ve yaşamsal bilgilerimiz olduğunu düşünürsek çok kabaca makinenin de başına gelenler ya da gelmesini istediğimiz şeyleri makineye öğretebiliyoruz. Bu hakikaten muazzam bir <laughs>